Hiç ürpertici bir evin ya da terk edilmiş bir fabrikanın yanında bulundunuz mu? Dünya üzerinde terk edilen bazı yerler adeta korku filmlerinden çıkmış gibi insanın içini ürpertiyor. Buralarda yaşayan insan yok. Sadece tarihe tanıklık etmiş bazı eşyalar var. Hadi gelin dünya üzerinde çoğu insanın ziyaret etmeye çekindiği bazı yerlere göz atalım. Walt Disney'in Florida'da yaptırdığı bir eğlence merkezi olan bu ada uzun bir süre pek çok insanın eğlendiği bir yer oldu. Fakat 1999 yılında ölümcül bir bakteri bulunduktan sonra ada tamamen kapatıldı ve bir daha ziyaret edilmedi. Işıklar söndü ve ada tamamen insanlardan arındı. Burası adeta insanlar aniden yok olsaydı dünya nasıl olurdu sorusunun cevabı gibi. İkonik Disney kahramanlarının korkutucu halleri, kurumuş havuzlar, otla kaplanmış binalar, paslanmış oyuncaklarıyla burası adeta insanların girmek istemeyeceği yerlerden birisi. Önceden çocuk sesleri, kahkahaların duyulduğu bir bölge, şimdilerde sessiz ve ürpertici bir görünümde. Bir zamanlar harika bir gemi olan bu Amerikan Star gemisi eskiden yüzer otel olarak kullanılmaktaydı. 1994 yılında Fas kıyılarında çok şiddetli bir fırtına çıktı. Bu fırtınadan gemi mürettebatı helikopterler yardımıyla kurtarılabildi. Gemi fırtına yüzünden karaya oturdu ve kullanılamaz hale geldi. Bu gemi daha sonra adada yaşayanlar tarafından temizlendi fakat gemi sahilde kaldığı birkaç yıldan sonra okyanusa tekrar sürüklendi. Sürüklenen gemiyi keşfetmek için yola çıkan 8 kişi hayatını kaybetti. Bu gemi şu anda nerede yüzüyor hala bulunabilmiş değil. Onu görmek istiyorsanız ilk önce geminin nerede olduğunu bulmanız gerekecek. Berlin'de bulunan ve terk edilmiş vaziyette duran bu hastane pek çok insanın uzak durduğu ve korktuğu yerlerden birisi. Hastane 2. Dünya Savaşı'ndan önce uzun bir süre tüberküloz hastalarını tedavi etti. Ardından hastanede 2. Dünya Savaşı sırasında Nazi subayları ve diğer askerler tedavi edildi. O dönemlerde hardal gazı ve makineli tüfek hastalarının tedavi edildiği bir hastane olan bu mekan, aynı zamanda Adolf Hitler'in de tedavi gördüğü bir hastanedir. Ağır hastaların uzun yıllar bu hastanede yaşamış olması, tarihe yakından tanıklık etmesi, korkutucu görünümü ve terk edildikten sonra daha da ürpertici olan bu bina, insanların görmek istemediği yerlerden birisi. Büyük beton duvarları ve terk edilmiş görüntüsüyle Charleroi Enerji Santrali oldukça etkileyici ve gizemli bir yer. Bu yapı Belçika'da bulunan ve artık kullanılmayan bir enerji santrali. Tuhaf iç yapısı, yosunla kaplanmış taşları adeta bilim kurgu filmlerindeki mekanları andırıyor. Terk edilmiş yapının içinde çekilmiş bu fotoğraflara şöyle bir baktığınızda sanki filmlerde gördüğünüz bir uzay aracındaymışsınız hissine kapılıyorsunuz. Burası 2006 yılından beri kullanılmıyor ve bazı insanların gizlice girip fotoğrafladığı yerler arasında. Michigan Merkez İstasyonu 1913 yılında ABD'nin Orta Batı bölgesinde ana demiryolu geçidi olması için inşa edildi. Fakat Detroit şehrinin ekonomisinin çökmesiyle işlevsiz kaldı. Michigan Merkez İstasyonu'ndan 1980'li yılların sonlarına doğru son tren de kalktı ve bina terk edildi. Günümüzde sadece Hollywood filmlerinde set olarak kullanılmakta. Buraya gitmek isterseniz özel izin almak zorundasınız, ancak izin alabilseniz bile sınırlı olarak ziyaret etmeniz mümkün. Bu terk edilmiş otel Kolombiya'da bulunmakta. Burası aslında ilk bakışta mükemmel bir atmosfere sahip. Ürkütücü bir uçurumun yanında duran otelin ilginç bir hikayesi var. İnsanların iddiasına göre bu otel perili. Bu belki uçuk bir iddia fakat o kadar çok insan bu hikayeye inanmış ki otel 1990 yılından sonra işleyemez hale gelip terk edilmiş. Otelin yüksek bir uçurumun kenarında olması ve burada yaşanan intihar vakaları bu hikayelerin ortaya çıkmasına neden olmuş. Üstüne bir de şelalenin karşısındaki bu otelin zaman zaman ürpertici manzaralara ev sahipliği yapması da insanları korkutmaya yetmiş durumda.
Willard Akıl Hastanesi eskiden ziraat okulu olarak kullanılmaktaydı. Fakat 1860 yılında Dr. Willard bu binanın akıl hastanesi olması için öneride bulundu. Dönemin başkanı tasarıyı onayladı ve burası akıl hastanesi oldu. Bu akıl hastanesi 4000 kapasiteye sahipti. Burada tedavi görmüş 50.000 hastanın yarısı hayatını kaybetti. Hastane 1995 yılında kapatıldı. Bu binanın yarısı günümüzde hapishane olarak kullanılmakta. ...1866 yılında yapılan Chateau Miranda, heybetli görüntüsüyle uzun yıllar pek çok hayata ev sahipliği yaptı. Fakat bugünlerdeki görüntüsü adeta bir korku filmlerinden farksız. Bu kale, Fransız ihtilalinden kaçan aristokratlar için yaptırıldı. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kimsesiz çocuklar için bir yetimhane olarak kullanılmıştır. 1980'li yıllara kadar aktif olarak kullanılan bu yapı, 1980'lerin sonlarında yetkililerin kararı sonrasında terk edildi. Kale hakkında kulaktan kulağa dolaşan hayalet hikayelerinin, buranın terk edilmesinde önemli bir etkiye sahip olduğu düşünülmekte. Günümüzdeki hali ise oldukça ürpertici bir biçimdedir. Ukrayna'nın yaklaşık olarak 450 tanktan oluşan tank mezarlığı ortaya çıktı. Bu mezarlık Ukrayna'nın Slobesa bölgesinde bulunmakta. Bu tank mezarlığı Rusya sınırına 50 km mesafede. Tarihe tanıklık etmiş yüzlerce tankın yan yana durması adeta etkileyici bir görüntüyü ortaya çıkarmış. Eğer bu bölgeye girip tankların yanına gitmek isterseniz Ukrayna hükümetinden özel izin almak zorundasınız. Pripyat, Ukrayna'nın kuzeyinde bulunan bir şehir. Bu şehri anlatmak için size sadece şunu demem yeterlidir. Çernobil Nükleer Santrali. Bu şehir, Çernobil Nükleer Santrali'nde çalışan işçiler için 1970 yılında kuruldu. Talihsiz kaza 1986 yılında gerçekleştiğinde ise bu şehir ağır nükleer etkiye maruz kaldı. Patlamadan sonra şehir tamamen boşaltıldı ve her şey terk edildi. Burası bugünlerde adeta korku filmlerinin setlerine benziyor. Ziyaret etmek isterseniz Ukrayna hükümetinden özel izin almalısınız. Bu izinleri aldıktan sonra da sadece belirli bölgeleri rehberler eşliğinde gezebilmeniz mümkün.